Herkese merhabalar. Bugün en çok aldığım sorulardan biriyle size bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Tüp bebek nedeniyle tedaviye gelen hastalarım hep tüp bebek tabii ki tedavi başarısını, yüzdesini merak etmekte. Bu konu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. En iyi durumda dahi tüp bebek tedavisi yapıldığı zaman en iyi durum nedir? Uterus, yani bebeğin embriyonun yerleştirileceği yerde bir sıkıntı olmadığı zaman. Oploid bir embriyo ne demek? Genetik olarak tamamen sağlam bir embriyo olduğunu bildiğimiz durumlarda dahi tek bir transferde yaklaşık gebelik şansımız %60-65'lerdedir. Bunu bilmek lazım. Çünkü her zaman tüp bebek hani bir mucizevi bir tedavi yöntemi veya %100'de çalışan bir tedavi yöntemi değildir. Ama elimizde şöyle bir artık teknoloji geliştiği için şöyle bir fırsat var. Eğer yeterli sayıda yumurta alabiliyorsak, biraz önce bahsettiğim tek embriyo transferinde şanstı. Arka arkaya diğer aylarda da transfer yapabileceğimiz için bu oranımız çok daha yükseklere, %80'lere kadar çıkabilmektedir. Buradaki başarıyı etkileyen en önemli faktör nedir peki? Tabii ki tamamen kadın yaşı. Hep hastalarım soruyor ve genelde endometrioz ve adenomiyoz hastalarım olduğu için yumurta rezervleri düşük, AMH'ları birin altında neredeyse. Bu etkiler mi gebelik oranını diye. AMH aslında toplanan yumurta sayısını etkiler. Kaliteyi direkt açıklayıp açıklamadığını henüz bilmiyoruz. Kaliteyi açıklayan, kaliteyle korele giden tek şeyin kadın yaşı olduğunu biliyoruz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 25-27 yaşlarında AMH'ı birin altında olan bir kadının gebe kalma ihtimaliyle 40 yaşında AMH'ı birin altında bir kadının gebe kalma oranı aynı değil. AMH ikisinde de birin altında olmasına rağmen 25 yaşında olan bir kadının gebelik ihtimali daha yüksektir. O yüzden kısaca özetlemek gerekirse tüp bebek başarısını en çok etkileyen faktör öncelikle kadın yaşı. Ondan sonraki faktörler kadının ek olarak uterusunda, rahminde bir anormallik var mı, bir hastalık var mı? Veya sperm sayısında hareketinde bir sıkıntı var mı? Bunlar sekonder faktör olarak etkilemektedir. Dolayısıyla eğer gebelik istemimiz varsa özellikle ben çiftlere şunu söylüyorum. Çok fazla bu durumu geciktirmemek lazım. Normal yollarla gebelik olmuyorsa endometrioz hastalar için 6 ay, diğer hastalar için 12 ay diye bir sınır koyabiliriz. Sonrasında muhakkak profesyonel bir yardım almaları gerekmektedir.